kıymetli Yeni Mesaj gazetesi izleyicileri, Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin huzurundayız. 15. yüzyılda yaşamış bir büyük veli, bir büyük Allah dostu, ikinci Pir-i Sani olarak ifade edilen ve İzni'yi ve aslında Anadolu'yu hani taçlandırmış ve o yol ve tasavvuf anlayışıyla yoğurmuş Anadolu'nun gerçek hamurkarlarından birisinin huzurlarında bulunuyoruz. Bir büyük saadet kapısı elbette Eşrefoğlu Rumi. İbrahim Berk dostumuz var, Ruhi Sarı dostumuz var. Bizi bu röportaja taşıyan Mustafa Uğurlu dostumuz var kameranın arkasında. İbrahim, biz buraya hatırlarsan yine bir bahar vakti gelmiştik. Gelmiş ve ne kadar etkilenmiştik değil mi? Merhum hocama bahsetmiştik. Evet, hocamla gelecektik. Evet, hocam da demişti beraber gidelim demişti. Hocam ziyaret etmiş, evet, burayı anlatmıştı. Biliyorsunuz bize demişti, o yolumuzun bu Anadolu'nun büyük mana mimarlarından Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin yolunu Anadolu'ya taşıyan ve büyüten Pir-i Sani, yani ikinci büyük pir. Gerçekten Eşrefoğlu Rumi Hazretleri, Emir Sultan ve onun talebesi olan Hacı Bayrami Veli'nin büyük bir hani evladı. Hacı Bayrami Veli kendisine, evladım artık senin hani başka bir zattan irşad alman lazım, ben sana artık yetemiyorum diyerek onu Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin torununa gönderiyor. Şam'a gönderiyor. Suriye'ye gönderiyor. Hama'ya gönderiyor. İşte orada Hüseyin Hamevi Hazretleri'nden irşad alıyor ve coşkun divanıyla, şiirleriyle, ilahileriyle, müzekkin nüfusuyla Anadolu'yu aydınlatan bir pir, bir nur. Hatta hani demin siz Bektaşi'ye dediniz. Bektaşiliğin, Aleviliğin hani Anadolu'da dışarıdan en çok etkilendiği, beslendiği bir kaynak aynı zamanda. Niye öyle? Çünkü İbrahim, biz bence yani bu huzurda şöyle bir hakikati de kokluyor ve anlıyoruz. Eşrefoğlu Rumi Hazretleri, Hacı Bayrami Veli'yi ve Emir Sultan'la birlikte Hacı Bektaş'a uzanan bir yolun yolcusu aynı zamanda. Irmaklar yani Hacı Bektaş ama caizse. Hacı Bektaş yani bütün bu ırmakların Anadolu'daki merkezi. Merhum hocamın tabiriyle Anadolu'nun manevi genelkurmay başkanı o olduğu görünüyor ve gerçekten bugün hala Anadolu'da Alevi meclislerinde Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin tarikat namesi İmam Cafer buyruğundan sonra ve Hacı Bektaş Veli'nin kitabından sonra en çok kabul gören hani kitap, hatta biliyorsun yolda gelirken dinlemiştik. Eşrefoğlu. Hasan Dede'nin taşlaması var. Yani Eşrefoğlu Rumi Hazretleri ile böyle cilveleşmesi var. Hani Eşrefoğlu al haberi, bahçe biziz, gül bizdedir. Gerçekten bahçe onlar, gül onu onlar. Onu da tavsiye edelim. Evet, mutlaka, mutlaka arkadaşlar, izlesinler, izleyen dostlar takip edin. Ve İznik biliyorsun hani burası Anadolu medeniyetinin aslında ilk hani küresel hani üç kıtaya açıldığı yerin en hani mirengi noktası, en manada da stratejik noktası. Burası hani daha önce Hristiyanlığın işte o meşhur konsillerin toplandığı ve Hristiyanlıktaki tevhidi mezheplerin yok edildiği aslında bir yer ve burada Bizans'a hani başkentlik yapmış bir dönem, önemli bir fikir kaynağı olmuş dini anlamda. Ama daha sonra buraya Selçuklular, Anadolu Selçukluları İslam'ı getiriyorlar. İşte bu manayı getiriyorlar. Az ileride burada yine Muhyiddin Arabi Hazretlerinin Anadolu'daki ikinci piri diyebileceğimiz Davud-i Kayseri ifade ettiğim gibi hazretleri var. Biraz ileride Yunus Emre'nin makamı var. Şimdi o açıdan bakınca şunu söylememiz lazım İbrahim. Hani biz bir manevi mimari işte merkez olarak, sıklet merkezi olarak hani Konya'yımızı biliyoruz. Büyük Üstad Mevlana orada, amenna ve saddakna, baş kesilir, başka hiçbir şey yapılmaz ama İznik belki bu manada hani Konya'nın aslında daha fevkinde bir yer. Bir de İstanbul'da, Marmara'da yaşayanlar için muhteşem aslında bir burası bir sığınak, bir kaçacak, liman. Sığınılacak liman.
hani yanı başımızdaki hazineleri unutmamamız lazım. Farkında değiliz. Hani meşhur Ali Gedik hocamın güzel tabiri vardı. Anadolu'nun tapusu, hani bu mana yerleri. Dolayısıyla Anadolu'nun manasını, zevkini, ruhunu yaşamak için İstanbul'dan, evet, özellikle İstanbul ve Marmara'da yaşayan kardeşlerimizin kaçıp geleceği güzel bir liman. Yani şöyle bir göl var. İşte pir burada, üstadlar burada, mana erenleri burada. Çok güzel bir coğrafya. Hani çoluğuyla çocuğuyla her insanın gelip bu ziyaretleri hani gerçekleştirip bu havayı teneffüs edip ardından da hani akşamda burada kalabileceği, her türlü imkanın var olduğu, hani dünya cenneti diyebileceğimiz, evet, ama çokça farkında olmadığımız, bir de altını çiziyorum, Konya'nın fevkinde daha bir merkez pozisyonu var. Hani yöneticilerimizin de farkında olmadığı bir yer. Tabii hani, birçok şeyler var. Hani Davut Kayseri'yi de gider miyiz, çeker miyiz bilmiyorum. Hani, İnsan müthiş bir hüzün yaşıyor. Değil mi? Yani bir yolun ortasında. Yolun ortasında hani olacak ona şey yakışır değil, bir türbe. Yapılmış. Hani burada biliyorsun son dönemde bir sürü kilise onarıldı, bilmem tarihi eser diye şeyler yapıldı. Tamam. Ama yani bu insanların hani böyle sokağın ortasında, yolun ortasında adeta terk edilmesi de acı bir durum. Hani kentleşme diyorlar, kentsel dönüşüm diyorlar. Biraz da medeniyet dönüşümüne ihtiyaç, evet, var. Hani buradaki bu medeniyetin tapularını, yapılarını ayağa kaldırmak gerekiyor. Hani buradan da aslında bunu da duyuyoruz. Yani onları ayağa kaldırdığımızda biz ayağa kalkmış, evet, olacağız. Çocuklarımız, ailelerimiz, toplum, yani bunlara ne kadar çok ihtiyacımız var. Toplumsal tefessürü konuşuyoruz, ahlaki yozlaşmayı, ölçüsüzlüğü, itikatsizliği konuşuyoruz. Ama yani bunları nasıl inşa edeceğiz, yeniden nasıl oluşturacağız dediğimizde işte buralardan aldığımız ruhaniyet bizi besleyecek. Yani o açıdan 13. yüzyıl, 15. yüzyıl, yani bugünkü sorunlarımız açısından ilaç formülleri barındırıyor. Evet. Yani Hacı Bektaş-ı Veli 13. yüzyılda hani nasıl o Anadolu'nun fetret dönemini yok edip bir büyük imparatorluğa, bir büyük devlete ve coğrafyayı yeniden ayağa kaldıran bir İslam anlayışını toplumsal dokuya ulaşarak hani hane hane, insan insan dokudu ise, hani bugün de ondan daha zor durumdayız, daha iyi durumda değiliz. Hani bu travmatik toplumun yeniden bir sağlıklı zemine kavuşması da hani buradan alacağımız füyüzattan geçiyor. Hani onu da seyircilerimizle paylaşalım. Evet. Davut Kayseri Hazretleri'nde de buluşmak üzere diyorum. Evet.